Son dersimizde yatırım tasarruf eğrisi üzerinde konuşmaya başlamıştık. Eğer ekonomi derslerinizi İngilizce alıyorsanız bu tanımı IS eğrisi yani Investment Savings olarak duymuş olabilirsiniz. Bu eğriyi yatırım açısından incelemiştik. Faiz oranlarının yapılan yatırım miktarını belirlediğini ve dolayısıyla gerçekleşen üretim miktarının denge noktasını etkilediğini belirtmiştik. Faiz oranları yüksekken yapılan yatırım miktarı azalıyordu. Yatırımlar az olduğunda üretim dengeleri de daha düşük seviyelerde oluşuyordu. Yani burada gördüğümüz senaryo buraya daha yakın. Reel faiz oranlarının düşük olduğu ortamlardaysa planlanan yatırımlar artıyor ve bu da üretim dengesinin daha yüksek bir yerde oluşmasını sağlıyor. Bu senaryomuzda bu taraftakiydi. Bir önceki dersimizde bu konuların üzerinde durmuştuk, konuyu yatırımlar açısından incelemiştik. Bu derste ise tamamen aynı örneği kullanacağız ama bu sefer konuyu tasarruflar açısından değerlendireceğiz. Tasarruflar açısından düşündüğümüzde temel etkeni faiz değil, gayri safi yurt içi hasıla olarak alacağız. Gayri safi yurt içi hasıla, bunun tanımını tekrar verelim. Bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman diliminde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değerine denir. Gayri safi yurt içi hasılanın harcama modelini düşünelim. Gayri safi yurt içi hasıla, toplam gelir ya da toplam üretim, nasıl düşünmek isterseniz, eşittir toplam tüketici harcamaları ki toplam tüketici harcamaları da aslında harcanabilir gelirin bir fonksiyonudur. G eksi V yani gelirler eksi vergiler, harcanabilir geliri verecek bize. Artı yatırımlar artı kamu harcamaları. Net ihracatı da ekleyebilirdim ancak örneğimizin basit olması için bunu eklemeyi düşünmüyorum. Kapalı bir ekonomide yaşadığımızı varsayalım. Bu basitleştirme sayesinde yatırımlara ve tasarruflara daha rahat odaklanacağız. Buradan yatırımı nasıl buluruz ona bakalım. Yatırımı bulmak için eşitliğin her iki tarafından bu parçayı ve bu parçayı çıkartacağım. Böylece toplam gelir eksi, toplam tüketici harcaması eksi, toplam kamu harcaması olacak. Bu da eşittir. Böylece eşitliğin sağ tarafında sadece yatırımlar kaldı. Sol tarafta toplam gelir eksi, tüketici harcaması eksi, kamu harcaması var. Buradakileri toplam tasarruf olarak düşünebilirsiniz. İnsanlar tasarruf yaptıklarında gidip bu birikimlerini bankalara yatırırlar. Bankalar da bu birikimleri kredi olarak başkalarına kullandırır. Böylece bu para yatırıma dönüşür. Burada gördüğümüz durumda tasarruflar yatırımlara eşit. Bu sebeple de bu eğriyi yatırım tasarruf eğrisi olarak adlandırıyoruz. Harcama modeline baktığımızda harcamalar ve tasarruflar aslında aynı şey. Yani bu yatırım tasarruf eğrisine bakmanın iki yolu var. Yatırımlar açısından bakabilirsiniz veya tasarruflar açısından bakabilirsiniz. Bu açıdan baktığınızda biraz daha farklı düşünebilirsiniz. Tasarruflar açısından baktığınızda gayri safi yurt içi hasıla yükselirse ne olur? Gayri safi yurt içi hasıla burada olsaydı durum nasıl olurdu? Bu şekilde düşünebilirsiniz. Eğer gayri safi yurt içi hasıla yükselirse, gayri safi yurt içi hasılanın bir fonksiyonu olan harcamalar da yükselecektir. Ancak aynı miktarda yükselmeyecektir. Buradaki ifade kadar yükselecektir. Lineer bir ilişki olduğunu düşünelim, çarpı marjinal tüketim eğilimi kadar yükselecektir. Marjinal tüketim eğilimi de birden küçük, 0 ile 1 arasında, dolayısıyla bu diğerinden daha az yükselecek. Örneğimizin basit kalması için bu aşamada kamu harcamaları kaleminin aynı kaldığını, yani kamu harcamalarında değişiklik olmadığını varsayalım. Kamu harcamalarının sabit olduğu varsayımı altında toplam gelir yükselirse, bu durumda toplam tasarruflar da yükselecektir. Tasarruflar yükselirse, kredi olarak kullandırılabilecek daha fazla para olacaktır. Mesela kullandırılabilecek daha fazla para olursa, bu durumda faiz oranları nasıl etkilenir? Biliyorsunuz faiz oranları borçlanmanın fiyatı, yani aslında paranın fiyatı. Eğer bir şeyden daha çok olursa o şeyin fiyatı düşer. Kısacası eğer tasarruflar artarsa bu durumda reel faiz oranları düşecektir. Eğer gayri safi yurt içi hasılanız yükseliyorsa bunun olası sonucu faiz oranlarının düşmesidir. Konuyu bir kez daha gayri safi yurt içi hasılanın faiz oranlarının nasıl etkilediğini düşünerek ele alırsak, burada tasarruflar yüksek, dolayısıyla da faiz oranları düşük. Diğer yönden bakacak olursak, eğer geliriniz düşükse burası da düşecek. Ancak bunun kadar düşmeyecek. Hatırlayın, marjinal tüketim eğilimi birden küçük, tam burada görmüştük. Böylece toplamda tasarruflar düşecek. Yine kamu harcamalarının sabit kaldığını varsaydık. Bu durumda tasarruflar düşecek ve kredi olarak kullandırılabilecek daha az fon olacak. Yani krediye dönüşecek tasarruf daha az. Eğer bir şeyin arzı düşerse ne olduğunu hatırlayalım. Fiyatı yükselecek, paranın fiyatı olan faiz yükselecek, yani kredi faizleri yükselecek. Bu durumda kredi faizleri yükselmiş oluyor. Bu yönde hareket ediyor. Eğer toplam gelir azalırsa kredi olarak kullandırılabilecek fonlar azalmış oluyor. Kredi faizleri de yükseldi. Bir kez daha aynı yatırım tasarruf eğrisini gördük. Burada çıkartabileceğimiz iki sonuç var. Birincisi, eğrinin isminin niçin yatırım tasarruf eğrisi olduğu. Bu açıdan baktığımızda ikisi aynı şey. Bir kişinin tasarrufu başka bir kişinin yatırımı olabilir. Yatırım bakış açısından düşündüğümüzde ise Y'yi etkileyen temel faktörün R, yani faiz oranı olduğunu düşünmüştük. Diğer yönden baktığımızda Y tasarrufları etkiliyor, bu da R'yi, yani faiz oranlarını etkiliyor. Ancak bu model için birebir aynı ilişkiyi sağlıyor. Görüşmek üzere, hoşça kalın.